Halk TV'de önemli bir yayın yapıldı. İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki, Can Coşkun'un sunduğu Haber Masası programına katıldı. Ve burada son seçim anketleri hakkında açıklamalarda bulundu. Selçuki, İstanbul Ekonomi Araştırma'nın son anketini açıkladı ve burada değerlendirmelerde bulundu. Ocak ayına ilişkin Türkiye raporu anketini açıklayan Selçuki, CHP ve İYİ Parti'nin oylarının AKP ve MHP'nin oylarını geçtiğini açıkladı. Ayrıca Deva Partisi'nin oy oranının da %4 bandına sabitlendiğini ifade etti. Baskın seçim öngörmeyen Selçuki, Erdoğan'ın ziyaretlerini muhalefet bloğunun kalabalık olmasına ve oradaki söylemleri kırmaya yönelik olarak değerlendirdi. AKP şu anda hiç olmadığı kadar alternatiflerle karşı karşıya olan bir parti. Bugüne kadar karşısına Cumhuriyet Halk Partisi'ni sadece koyduğumuz için muhalefet olarak bir de MHP'yi kazanma ihtimali oldukça yüksek olan bir partiydi. HDP'de zaten dar bir bloğa hitap eden bir parti olması nedeniyle Türkiye Partisi konumunda olmayan bir partiydi. Neticede ise geldiğimiz süreç itibariyle İYİ Parti Türkiye'yi kucaklayan bir parti görünümünü veriyor ve Anadolu'yu karış karış gezen Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti oylarını hızla yükseltiyor. Bu yüzden Akşener'in yükselişini görenler eve dön çağrısı yapıyor veya gel bizim ittifaka katıl diyorlar. Bunu da başaramayınca parti içerisinde gördüğümüz son zamanlarda kriz yaratmaya çalışanlar oldu. İhraç edildi, geri döndü, şu oldu, bu oldu ama İYİ Parti'nin Meral Akşener'in yükselişi hiçbir şekilde durdurulamadı. Birçok bağımsız ankette partinin oy oranının %15 bandına geldiği görülüyor. Deva Partisi şu anda %4 gözüküyor. Gelecek Partisi'nde de bir yükseliş söz konusu. Bu partilerin önümüzdeki yıl itibariyle oylarını biraz daha artıracağı gözüküyor. AKP ve MHP'nin oyunda ise hızla erime sürüyor. MHP biz ittifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz diyerek seçime yakın meydanlarda propaganda yapabilir. Çünkü ellerinde sihirli bir değnek yok. Ekonomik sorunlardan, işsizlik probleminden, yoksulluk probleminden, gençlerin sıkıntısından, emeklilerin sıkıntısından, çiftçinin sıkıntısından, vatandaşın sıkıntısından AKP'yi sorumlu tutabilirler seçim meydanlarında ama yok öyle. Çünkü vatandaş artık diyor ki hayır, AKP ile MHP ortaktır. Geldiğimiz süreç itibariyle bütün problemlerden ikisi de sorumludur diyor. MHP muhalefet kanadında olsaydı belki de lider parti konumuna gelecek bir parti olabilecek güçteydi. %18 civarında oyu olan bir partiydi. Ama bugün barajı geçebilecek mi geçemeyecek mi tartışmaları var. Çok acı bir durum yani MHP için çok acı bir durum. Gerçekten öyle. MHP tabanının AKP ile aynı olmadığını herkes biliyor. Bazı anketçiler diyor ki artık tabanlar birbirine karıştı. AKP tabanında MHP tabanında aynı oldu. Hayır öyle değil. MHP tabanında lidere itaat söz konusu. Bahçeli AKP'yi desteklediği için MHP'liler AKP'yi destekliyor. Biz bu ittifakta yürümüyoruz. Yolumuzu ayırıyoruz. Seçimlere tek başımıza gireceğiz desin Bahçeli. MHP'lilerin tamamı alkışlar, tamamı bugün yapmış oldukları açıklamalarının tersini söyleyerek AKP'yi eleştirmeye başlarlar. Cemal Enginyurt mesela bakın, MHP Ordu milletvekiliydi, eleştirdiği tek kimdi? Tarım Bakanıydı. Doğru değil mi? Sadece Tarım Bakanı'nı eleştiriyordu. AKP'lilerin diğer bakanlarını eleştiriyor muydu? Eleştirmiyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiriyor muydu? Eleştirmiyordu. AKP politikalarını eleştiriyor muydu? Eleştirmiyordu. Başkanlık sistemini eleştiriyor muydu? Eleştirmiyordu. Bir ara bağımsız takıldı. Şimdi Demokrat Parti'de milletvekili en sert muhalefeti yapan isimlerden birisine dönüştü. Çünkü MHP'de değil artık. Ben iddia ediyorum MHP Cumhur İttifakı'ndan ayrılsın. Yine en sert muhalefeti yapacak isimler MHP içerisinden çıkacaktır. Bu başka mesele. Ama muhalefet de şu anda saçma bir gündemle boğuşuyor. Ben erken seçime karşı çıktığımı defalarca söyledim. Bazı izleyiciler de neden karşı çıkıyorsun diyor. Karşı çıkmamın nedeni şudur. Bakın Can Selçuki de Halk TV ekranında açıklamış. AKP ve MHP oylarında bir düşüş söz konusu. Bu seçim bir yıl sonuna veya iki yıl sonuna yapılacak olursa
Deva Partisi şu anda %4 diyorlar ya, onu %7 görün siz. İyi Parti %15 diyorlar ya, onu siz %20 görün. Hele bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kadro değişikliği olursa, bir de lider değişikliği olursa CHP'nin oyunu %30 olarak görebilirsiniz. Bu gerçekleşebilir. Yeter ki bir kadro değişikliği, bir lider değişikliği olsun. Ama CHP bunu başaramazsa, bunu CHP beceremezse mecburen diğer alternatif partilerin oyunda yükseliş olacak. CHP yine yerinde sayan bir parti olacak, açık ve net. Zaten adamlar da bunu söylüyor. Biz dostlarımızla iktidar olacağız diyor. Yani CHP'nin oyunu %20'den %25'ten yukarılara çıkarmak gibi bir hayali yok CHP Genel Başkanı'nın. Bu alternatiflerin oyu artarsa, Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin, İyi Parti'nin rahat bir şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilirler. Ama bir puanla biz kazandık, iki puanla kazandık derlerse, bir de mecliste çoğunluk yine ellerinde olmazsa, karşılarında çok sert bir ana muhalefet partisi olan AKP'yi bulurlar. Hiçbir şekilde başarılı olamazlar. Bu birinci senaryo. Ama bir yıl sonra, iki yıl sonra yapılacak seçimde güçlü bir fark atacak noktaya gelebilirler. Ben iddia ediyorum. Çünkü artık sokağın sesine kulak vermeyen, vatandaşın sesine kulak vermeyen, çiftçilerin, gençlerin problemlerine kulak vermeyen, emekli maaşını aldıktan sonra, kirayı ve faturaları ödedikten sonra markete, pazara giderken kara kara düşünen, emekli ev hanımlarını, emekli amcaları düşünmeyen bir iktidar var karşımızda. Televizyon kanallarına, gazetelere baktığımız zaman onlar masal anlatıyor. Ama sokağa indikleri zaman vatandaşın problemlerini, sorunlarını görebilirler. Bugün orta sınıf denen bir sınıf kalmamış durumda. Her konuşmamın ikisinden birinde ben bunları dile getiriyorum. Tekrara düştüğümü de hiç düşünmüyorum çünkü anlayacak birileri yok. Belki birileri tesadüfen duyar da muhalefetten, artık bu gündemi milletin önünden çekerler diye düşünüyorum. Erken seçim muhabbetini bir an önce muhalefet gündemden çekmeli. Bugün gidilecek erken seçim AKP'nin yararına olacak bir seçim olacaktır. Deva Partisi örgütlenmesini henüz tamamlayamamış, kendisini henüz anlatamamış. İyi Parti giderek yükseliyor. Öte yandan Gelecek Partisi yine tamamen teşkilatlarını kuramamış bir parti olarak karşımızda. CHP henüz Cumhurbaşkanı adayını belirleyememiş bir parti. Hala öz eleştiride bulunuyorlar. Şuraya gitsek şöyle olurdu da, buraya gitsek anlatsak böyle olurdu da diyen bir genel başkanla yönetilen bir CHP var karşımızda. Vatandaş sandığı bekliyormuş. Sandığı bekleyen vatandaşın sayısı bir yıl sonra, iki yıl sonra daha da artacak işte. Ellerinde bir sihirli değnek mi var? Adamlar sorunları kabul etmiyor ki. Sorunları kabul etmedikleri için de çözüm yolu üretemezler, bulamazlar. Sorunlarını kabul etseler, çözecek güçlü olsalar, vatandaşın sesine kulak verseler, daha da güçlenebilirler. Ama bunu yapmayacakları için muhalefetin beklemesi gerekir. Muhalefetin sabretmesi gerekir. Aynı hatayı 2018 yılında yaptılar, iktidara altın tepside teslim ettiler. Bir kez daha aynı hatayı yapıp baskın seçime giderlerse, inanın bana, seçimi kaybetmeleri durumunda artık vatandaşın seçimlere yönelik hiçbir umudu kalmaz. Çünkü 25 yıldır ülkeyi yönetmiş, çeyrek asırdır ülkeyi yönetmiş bir parti olur karşınızda. O zaman ne olacak? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu herhalde çıkacak, diyecek ki oylarımızı %1 nokta bilmem şu kadar arttırdık. Muhalefet kanadının milletvekili sayısı işte şu kadarken şu kadara çıktı diyerek bizi avutacak. Ondan sonra da diyecek ki tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz bir sonraki seçimde. Adamın diyeceği bu yani. 10 seçim kaybetse de 11. seçimini kaybetmiş, o koltukta oturmaya devam etmiş bir lider olarak karşımıza çıkacak. 2-3 gün önce bas bas bağırıyor halk seçim istiyor diye. Halkın seçim istediği falan yok. Belirli bir kesim istiyor ama belirli bir kesim koşulsuz şartsız desteğini hala devam ettiriyor. Ama giderek de sorgulamaya, eleştirmeye başlayan bir kitlenin sayısı artıyor. Bu sayı zamanla daha da artacak. Çünkü adamların, tekrar ediyorum, vatandaşın sesine kulak vermek gibi bir derdi yok.